Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sonax'ın araç iç temizlik malzemelerinden biraz bahsedeceğiz. Bu uygulamada bize lazım olacak ürünler 1 adet mikrofiber bez, Sonax'ın araç içi genel temizlik spreyi, akabinde Sonax'ın deri sütü ve 1 adet çok gözenekli sünger. Evet arkadaşlar, uygulamamızı öncelikle kapılardan başlıyoruz. Tabi siz tercihen iç döşemelerden de başlayabilirsiniz. Öncelikle Sonax'ın genel iç temizlik spreyini kullanıyorum. Kapılara şöyle yedirerek sıkıyoruz. Bu arada kapının daha öncesinde herhangi bir çamur veya da toz, pis var, pislikleriniz varsa onları temizlemenizde fayda var. Mikrofiber bezimizle siliyoruz. Döşemeniz çok sıcaksa, aracınızın içi çok sıcaksa bu ürünü sıktıktan hemen sonra silmenizde fayda var. Yoksa beyaz lekeler bırakma imkanı olabiliyor. Şekilde hem bir parlak bir doku veriyor hem de gayet güzel temizliyor. Evet, uygulamaya başlamadan önce kapımızın hali görüyorsunuz, biraz toz pis içinde, şurada lekeler var, hepsini şimdi çıkaracak. Biraz bekliyoruz. Bezimizin temiz tarafıyla temizliyoruz. Evet. Uygulama sonrası kapımızdaki temizliği görelim. Gayet parlak ve temizlenmiş şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi de koltuklarımıza temizliğimizi uyguluyoruz. Öncelikle yine genel araç içi temizliğimizi sıkıyoruz. Yine birkaç saniye bekliyoruz. Ürünün hoş bir kokusu var aracın içinde, yani yan sanayi mallar gibi kötü bir koku bırakmıyor hiçbir şekilde. Ürünü uyguladıktan sonra çok hafif böyle bir yapışkanlık hissi veriyor. Deri sütümüzü sürdükten sonra bu tamamen ortadan kalkmış olacak. Arkadaşlar, üründen ben gayet memnun kaldım. Yani kutudan da görebileceğiniz üzere, görünüyor mu tam emin değilim. Bu benim aracıma 5. veya 6. uygulamam. Ürün bayağı bir gidiyor yani, fiyatına göre de.
Evet arkadaşlar, genel temizliğimizi uyguladık tamamen aracımızın iç döşemelerine. Şimdi deri sütümüzdeyiz. Deri sütünü şu şekilde, şu şekilde bir kapağı var, şu yan taraftan açılıyor. İsterseniz hani ürünü direktmen hani uygulayacağınız yere de dökebilirsiniz. Ben süngerin üstüne uygulamayı tercih ediyorum. Böyle her tarafını ağır ağır ulaşacak şekilde. Şöyle yedirerek hani oval bir şekilde derimize sürüyoruz. Mümkün olduğunca sütü az kullanmaya bakın. Yani ne kadar çok kullanırsanız beyaz bir tabaka bırakıyor. Eğer öyle bir durum olursa süngerin diğer yüzüyle o beyaz tabakayı alın. Yani sütün beyaz yüzünü alın. Yoksa o iz bırakabilir kuruduğu zaman. Sürmez direkt etkisini belli ediyor yani hemen bir parlaklık veriyor. Bu uygulamayı arkadaşlar hani 2 ayda bir yani aracı kullanım durumunuza bağlı olarak da 1 ayda bir uygulayabilirsiniz. Sunax'ın bu ürün sayesinde deriniz beslenmiş olacak. Bu derilerdeki çatlamaları falan önlüyor. Evet, koltuklarımızı da uyguluyoruz aynı şekilde. Uygulamayı yaparken aracın hani dış kapılarından, kapı antizotlarından iç döşemelerine doğru geçerseniz daha iyi olur sizin için. Yani daha iç döşemelerini yapıp aracın içine binmek istediğinizde üstünüze sürülebilir kurumadığı için süt. Bir hatırlatma da bulayım arkadaşlar. Eğer aracı hemen kullanmak isteyecekseniz uygulama sonrası sütü uyguladıktan sonra temiz bir kuru mikrofiber bezle koltukların tamamen üzerinden geçin. Çünkü deri tamamen emmemiş olacağından dolayı kıyafetlerinizde iz bırakabilir deri sütü. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Evet, gördüğünüz gibi ışıl ışıl oldu koltuklar. O yapışkanlık hissi gitti de ayrıca böyle bir yumuşaklık geldi deriye. Gayet güzel oldu yani uygulamamız. Sizler de kendiniz uygulayabilirsiniz. Bu uygulamamızdan da bu kadar arkadaşlar. Sunax'ın ürünlerini kullandık gördüğünüz gibi. Herhangi bir sorunuz veyahut da hani ürünü nasıl kullanacağınızı daha detaylı bir şekilde anlatmamı isterseniz yorumlarda belirtin. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.